Sayın Özkul'a vermek istiyorum. Sayın Özkul, dünya kurtuluşu bu insanın modelinde arıyor dedi Sayın Kamer ve bu noktada Sayın Lina Hanım da yine Sayın Mumcuoğlu da modelden ifade buyurdu. Eğitim sisteminden bakış açısından ifade buyurdu. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Peki Türkiye Rusya ile ilişkilerinde yapmam etmem dediği bu noktayı ters çevirerek yine şunu yapmış olmadı mı? Yani aynı zamanda Sayın Baş'ın dediği noktaya gelmiş olmadı mı? Şimdi dediğiniz gibi Türkiye Sayın Baş'ın Rusya ilişkileri noktasında önceden beri belirttiği noktaya geldi. Ama ben ondan önce bir şeyin altını çizmek istiyorum. 15 Temmuz gerçekten Türk milleti için tarihi bir nokta olmuştur ve eğer biz 15 Temmuz gerçeğini çok iyi anlayamaz, millet olarak bundan çok iyi sonuçlar çıkartamazsak maalesef ve maalesef başka 15 Temmuz'ları da yaşarız. Yani öyle bir tehdit yaşamışız ki, öyle bir büyük bir tehdit yaşadık ki bizim çocuklarımız devşirilmiş ve bizim çocuklarımız bize düşman edilmiş. Bu millete silah sıkma noktasına getirilmiş. Yani bu nasıl bir dehşet verici bir tablodur. Ve bu insanlar o kadar örgütlenmişler, o kadar güçlenmişler ki sadece Türkiye'deki insanların her noktasına nüfuz etmemişler, dünyaya yayılmışlar. Ve bunlar bunu yaparlarken siyasiler görmemiş, asker görmemiş, sivil görmemiş, bürokrati görmemiş, MİT'i görmemiş, öbür istihbaratı görmemiş, kimse görmemiş. Bu nasıl büyük bir dehşet bir tablo. Evet, herkes görmezken burnunun dibinde ve bu kadar bizim insanımızı devşiren ve bizim insanımızı kendi milletine silah sıkacak noktaya getirirken bir tek bu hakikati gören ve en az 20 yıldır 98'den beri bunu söyleyen bir tek insan var. Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey var. Bizim milletimizin 15 Temmuz'dan çıkartması gereken bence en temel ve en önemli sebep bir başka 15 Temmuz yaşamamak için tez elden Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in eteğine yapışmak. Yok çünkü istihbarat görmemiş, kimse görmemiş ama o uyanıklıkla, o kalbi sezişiyle, o fikri sezişiyle ne derseniz deyin buna bu bir şeyle bir tek sıfatla da izah edilebilecek bir şey değil. Evet. Bir Allah'ın lütfu, feraset deyin, basiret deyin, Allah'ın verdiği bir nur deyin. Ne derseniz deyin ama bir hakikat var. Bu gidişata dur diyen bir insan var. Ve öyle bir gidişat ki bu, öyle gidişat ki bu, devletin tüm imkanlarını ellerine geçirmişler. Yani karşısına durduğunuzda sizin için müthiş bir tehdit oluşturuyor. Ordu bunun karşısında duramıyor. Evet. Darbe, balyoz vesaire olaylarını yaşadık. Yani öyle bir güç ve bir organizasyon var ki bir ülkenin ordusu bunun karşısında duramıyor. Ama bir insan duruyor. O insan Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey. Onun bu duruşunu baktığımızda aslında Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in bir ruh ikizini görüyoruz tarihte. Kim o? Mustafa Kemal Atatürk. Ülke işgal edilmiş, ülke işgal edilmiş, hiç kimsenin çaresi ve çözümü kalmadığı bir noktada bir tek insan tek başına bütün o gidişata dur diyor. Kim o? Sayın Mustafa Kemal Atatürk. İşte bugün de Allah bize lütfetmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün ruh ikizini Allah bizim milletimizin içerisinden çıkartmış da bu hakikatleri ortaya koymuş. Gelelim Rusya meselesine. Bu insanı Rusya ilişkileri konusunda da hakikatleri ortaya koyduğu zaman gizlemeye çalıştılar. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülke, Rusya gibi bir ülke, hatırlayın Rusya'yı. 2005 yılından önce Rusya nasıl bir ülkeydi? Yıkılmış, çökmüş, bütün sistemi darmadağın olmuş, insanları açlıkla boğuşan bir ülke. İnsanları, affedersiniz, kadınları, kızları başka ülkelere, başka maksatlarla giden, tankını 100 dolara satan bir ülke. Ne oldu da 2005 yılından önce yıkılan Rusya
bugünkü Rusya haline geldi. Bunun yorumunu bizim kendimizin yapmasına gerek yok. Bunu Rus yetkililer söylüyor zaten. Diyorlar ki biz 2005 yılından itibaren Sayın Profesör Doktor Haydarbaş'ı tanıdık ve biz o sayede milli ekonomi modelini hayata geçirerek, bir sürü Rus yetkililer var, tek tek isimlerini vermeye vaktimiz de müsait değil, bugünkü Rusya haline geldik. Yani Haydarbaş Hoca Rusyacı olmadı, Rusya Haydarbaşçı oldu. Şimdi bakın, kurtuluş için Amerika, bizim yetkililerimiz Rusya'ya gidiyorlar. Çok doğru, çok geç kalmış ama doğru bir tercih. Dikkat edin, niçin Amerika'ya gitmiyorlar? Çünkü bu darbenin arkasındaki o üst iradenin kim olduğunu biliyorlar. Niçin Avrupa'ya gitmiyorlar? Çünkü onların bu milletin elinden tutmayacağını biliyorlar. Para kasası olan Suudi Arabistan, o bizim çok yakın dostumuzdu ya, Katar'a gitmiyorlar. Niye gidiyorlar? Rusya'ya gidiyorlar. Niye? Rusya'nın bekliyorlar ki bizim elimizden tutacağını. Ben bir cümleyle söylemek istiyorum. Diyorum ki, evet doğru, Rusya milli ekonomi modelini uyguladığı için bugünkü sığınılacak bir kapı oldu. Ama bu ülkenin kaynakları, zenginlikleri Rusya'dan daha az değildir. Sayın Profesör Doktor Haydarbaş Bey diyor ki 3 katrilyon dolarlık bizim servetimiz var. Bizim eksikliğimiz ne? Bu ülkenin topraklarında onun modeli olan milli ekonomi modelinin uygulanmaması. Yani gidilecek kapı Sayın Profesör Doktor Haydarbaş Bey'dir. Tekraren diyorum ki bir daha 15 Temmuz'u yaşamamak için Sayın Profesör Doktor Haydarbaş'ın eteğine tez elden yapışmamız lazım. Çok teşekkürler araştırmacı yazar Doktor Hakan Özkul beyefendi.